bir dut ağacı vardı başta. O ağacın altında kalıyorlardı. Babam sandalyenin üstünde oturmuştu ama üstüne 2-3 tane battaniye atılmış. Bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan kar yağıyor. Erkek kardeşim mangal içinde ateş yakmış ama yağmur yağdığı için şemsiye tutmuşlardı ama yine de ateş yani şey değildi. Bir de babam çok üşüyordu yani. Soğuğa dayanamıyordu artık. Baktık hani olmuyor bahçede, dayanamıyor. Erkek kardeşime dedim arkada ahır var yani kapalı bir alan en azından. Yani sıcak olur diye. Kendi imkanlarımızla böyle paletler vardır. Yani tahta paletler oluyor. Onların üzerine halılar serdik. Yani onları yerleştirdik, halılar serdik. En azından dedik ki bu şeyin içinde olmayalım. Bu mikrobun içinde kalmayalım dedik. Baba, yukarıda bir sediri vardı babamın. O sediri getirdik oraya indirdik. İşte üzerine döşek attık. Yani uyusun dedik. Hani şey olmasın, yerde kalmasın dedik. Deprem sürecinde 5 gün, yani pazartesi günü depremdi. Cuma'ya kadar biz oradaydık. Ama yani soğuktu. Biz çadır peşine düştük mesela. Yani aradık, muhtarı aradık. Yani yok dediler, sürekli yok dediler. Orası da soğuktu yani. El arabasının içine ateş yakıyorduk. Ama tütüyordu yani, ateş tütüyordu. O duman da bizi çok rahatsız ediyordu. Önü açıktı bir de. Yani tam kapalı bir alan değildi. Tamam etrafı kapalıydı ama önü açıktı. Yani rahatsızdı diye onlar bize ulaştı. Biz dedik hani yerimiz yok. Bize en azından bir çadır ya da konteyner, hani hastamız var. Dedi tamam biz size göndereceğiz. Yani konteyner göndereceğiz dediler. Öncesinde çadır gönderir, sonra konteyner göndereceğiz dediler. Ya o da gelmedi işte. Biz kendi imkanlarımızla bir çadır bulduk. Biz mesela biz sağlam insanlar olarak uyandığımızda bile, yani o tozdan sabah uyandığımızda bile boğazımızda bir tabaka vardı sanki. Çünkü ahırda kalıyorduk yani. Arkamızda koyunlar kalıyordu. Biz ön taraftaydık. Bu şekilde oldu yani, nefes darlığı oldu. Sonra biz sabah uyandık. Babam da çok kötüydü yani o gün. Otobüse bindirdik. Hatta yolcu otobüsüyle gelmişlerdi. Otobüse bindirdik, gönderdik. Onlar da çok geç yetişmişti. Hastaneye direkt götürdüler babamı. Orada dediler ki direkt yoğun bakıma girecek. Yani amca nefes darlığı çekiyor, olmaz dedi burada. Oradan da direkt Adana'ya sevk ettiler. Sonra bir süre Adana'da kaldı. 7-8 gün. Ondan sonra çıktı. Yani normaldi. Hani hastaydı tamam ama konuşuyordu. Yani bilinçliydi böyle. O depremden sonra işte o Adana'dan çıktıktan sonra ayağı tutmamaya başladı. Yani yürüyemez hale geldi. Mesela o hastaneye götürdüklerinde, Adana'ya götürdüklerinde dediler ki çok fazla bir mikrop enfeksiyon kapmış dediler. Bağırsakları ve böbrekleri. Safra kesesiyle bir torba taktılar. Sarılık geçiriyor dediler. Yani sapsarı da olmuştu. Bu göz beyaz olan, yani göz bebeklerinin bile sararmıştı artık yani. Yani çok zordu. İşte ondan dolayı, yani ağırda kaldığımızdan dolayı şey oldu yani, sarılık geçirdi işte böyle. Yani enfeksiyon kaptı. Ondan sonra daha durumu ilerledi, geriledi. Hastaneden çıktı, geldi birkaç gün, biz zaten buraya getirmedik. Yani o zaman da çadırımız yoktu. Ondan sonra çadır aldılar, Kızılay çadırı verdiler kendilerine. O da su damlatıyordu. Rahat değil, rahat olmaz dediler. Getirmedik biz de, dedik biraz hani bu artçılar düzelsin. Biraz zaman geçsin, biraz alışalım falan diye getirmedik. Biraz havalar ısınsın. Ondan sonra orada da yine fena, yani sürekli hastaneye götürüyorlardı. Tekrar bir gün fenalaştı, ben de oradaydım. Ambulansı aradık, getirdiler, ya hastaneye götürdüler. Dediler, yani tekrar yoğun bakıma alacağız dediler. Adana'ya tekrar sevk ettiler. Adana'ya götürdüler, orada yine birkaç gün kaldı. Bu sefer tekrar çıktı hastaneden, halamgile geldi. Ondan sonra şey yaptılar, halamgile geldikten sonra ben kalamayacağım artık burada. Ben evime gitmek istiyorum. Çocuklarımın yanına gitmek istiyorum demiş. Amcamın oğluna öyle söylemiş. O da tekrar eve getirdi. Buraya getirdi. Amcam buraya getirdi. Burada 2 gün kaldı. Burada kaldı. Dayanamadık. Tekrar aradık. Amcamın oğlu geldi, aldı işte. Gittiler. Zaten oraya gittikten sonra da yani daha kötüleşmiş. Hatta annem ikinci defa Adana'ya gittiğinde babam hastaneye, halamın eşi yanında kaldı. Annem de köye geldi, dedi ben bir kaymakamlığa gideyim, hani bize bir konteyner veriyorlarsa hani başvuru yapın dediler. Başvuru yapalım dediler, veriyorlarsa ben eve geleyim dedi. Ya babam da çok istiyordu, evde olmayı çok istiyordu. Hep eve gideceğim. Yani hep bunu istiyordu yani, hep bunu söylüyordu. Annem geldi, başvuruda bulundu. Buna anneme dediler ki şey yapacağız. Dedi öncelik sizin dedi. Sizin hastanız var, size konteyner vereceğiz. Sanırım pazartesi de cumaya kadar size haber vereceğiz. O da gelmedi yani. Olmadı yani. O süreç yani zaten ilk 3 gün boyunca buraya hiç kimse uğramadı. Gerçekten uğramadı. Yani belki uğrasalardı, gelselerdi birçok kişi yaşıyor da olurdu. Enkaz altında kalan birçok kişi de yaşıyor olurdu. Hem soğuktu, hem yani yağmur yağıyordu. Yani kimse donarak bile ölmüş olabilir yani. Biz bunu bilmiyoruz.
Yani tamam enkaz altında kalmışlar ama soğuktan da ölmüş olabilirler. Yani dayanamıyorlardı çünkü çocuklar vardı, küçük çocuklar vardı. Ya eğer o zaman gelinseydi belki bu kadar insan ölmezdi. Belki biz bu kadar mağdur olmazdık. Ya mesela etrafındaki herkes hani ilk 3 gün içerisinde zaten hiçbir şey yoktu. Tamam olmayabilir. Bir hafta sonra mesela en azından insanlara çadır verilebilirdi. Muhtar vardı ama yetişemiyordu. Yani olmuyordu. O da yok diyordu.